Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT Para ve Sermaye Piyasaları Müdürü Ebru Usta ile birlikte karşınızdayız. Az sonra şirket haberleri, kur korumalı mevduata dair son gelişmeler ve aracı kurum raporlarını ele alacağız. Öncesinde ise ALB Yatırım'a dönelim. Satış ve Pazarlama Direktörü Meryem Gürsoy bu sabah bizimle birlikte. Meryem, içeride bugün PPK özetleri, ekonomik güven endeksi ve haftalık rakamlar var. Yurt dışında Amerika'nın büyümesi başta olmak üzere makro veriler de var. Ama piyasaya bunlar mı yön verir? Başka haber akışlarını mı takip edeceksiniz ve izlediğiniz teknik seviyelerde bugün neler dikkat çeker? Günaydın Zeynep. İyi yayınlar dilerim öncelikle. Şimdi borsa tarafına baktığımız zaman borsa dün günü %2.74 yükselişte bir kapanış gerçekleştirdi. Ama bu haftaya baktığımızda bu hafta 4750 seviyesini test etmişti ve oradan bir toparlanma geldi. Aslında dün değil ondan önceki gün sert satışları gördüğümüz bir piyasa vardı. Dün de bir önceki günkü sert satışların telafisinin geldiği bir gün oldu aslında bankacılık endeksinin de katkısıyla. Bunu da eklemek istiyorum. Şimdi tabii içeri bizde bir seçim belirsizliği var. Yani seçim dönemindeyiz. Dolayısıyla piyasadaki bu hareketliliği aslında çok anormal karşılamıyorum. Hani bunu söyleyebilirim. Ama burada dikkat çekici olan kısım aslında hacimlerin düşük olması. Şimdi tabii küresel tarafın da etkisi vardı içeride bizde. Çünkü küresel tarafta da yaşanan bir bankacılık krizi vardı. Her ne kadar şu an biraz toparlanma gibi görünse de o taraftaki hisse senetleri üzerindeki baskı içeride bize de sirayet etmişti. Şimdi bizde endekste açıkçası ekonomik verilerden ziyade ben siyasetin ön planda olduğu bir süreç içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Yani içerideki hareketliliğin siyasi taraftan gelecek haber akışlarının etkisiyle olabileceğini düşünüyorum. Burada tabii teknik seviyeler, senin de söylediğin gibi yukarıda 5000 seviyesi var takip ettiğimiz. Burası artık hem teknik hem de psikolojik bir sınır oldu. Bugünkü seanslarınızda ya da önümüzdeki günlerde bu seviyenin aşılıp aşılamadığını izliyor olacağız. Aşağıda da 4750-4850 bandı var takip ettiğimiz geri dönüşlerde. Küresel tarafta dediğimiz gibi bir bankacılık krizi hakim. Her ne kadar şu an orası biraz dinmiş gibi görünse de hala artçılarını takip ediyoruz. Ama düne baktığımız zaman ABD tarafında %1'in üzerinde kapanışlar gerçekleştiğini görüyoruz. Burada Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamaları önemliydi çünkü eğer gerekirse adımlar atmaya hazırız ifadesi ABD borsalarında da hisse senetleri tarafının toparlanmasına neden oldu diyebiliriz. Ama hala piyasada şu algıda var. Yani resesyon korkusu, işte bankacılık sektörüyle ilgili gelişmeler, diğer taraftan merkez bankalarının bu süreçte ne şekilde adım atacağı, ne şekilde tepki vereceği gelişmeleri de hem risk işte açısından hem de fiyatlamalar açısından önemli olacaktır diye düşünüyorum. Bugün senin de söylediğin gibi ABD tarafından büyüme verisini takip ediyor olacağız Zeynep ama diğer taraftan yine Hazine Bakanı Yellen'ın açıklamaları da gündemde olacak diye düşünüyorum. ALB Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Meryem Gürsoy, çok teşekkür ederiz bu kapsamlı değerlendirme için. Biz de bu bilgiler ışığında istersen bizdeki notları aktaralım Ebru. Şimdi tabii hem piyasa bilgilerini vereceğiz.